Mısır mitolojisinde yaratılış. Başlangıçta hiçbir kara parçası yokken ve Mısır daha oluşmamışken sadece büyük bir karanlık ve Nun adı verilen büyük bir su kaynağı vardı. Nun'un gücü o kadar fazlaydı ki karanlıkta parlayan bir yumurta oluşturdu. Bu yumurtanın adı Ra'ydı. Ra çok güçlüydü, istediği şekle bürünebilirdi ve bu gücünün sırrı gizli isminde yatıyordu. Eğer başka bir isim verseydi kendine, bu gücü yine o isimde bulurdu. Ben şafakta kaperayım ve Ra'yım öğle vakti. Akşam atomum dedi ve güneş ilk kez yükseldi, gökyüzünü geçti ve battı. Daha sonra Ra şu ismini seçti. İlk rüzgar esmeye başladı. Tefnu ismini seçti, ilk nehir oluştu. Gebi seçti ve yeryüzü ortaya çıktı. Tanrıça Nut olarak bir ayağı yeryüzünde, diğeri ufukta gök kubbeyi oluşturdu. Hapi olarak isimlendi ve muhteşem nehir Nil, Mısır üzerinde akmaya başladı. Ra dünyadaki her şeyin adını aldı. Her şey büyüdü, oluştu. Son olarak da insanlığın adını aldı ve sonunda dünyada insanlar vardı. Ra güneş tanrısı olarak anılmaktadır ve Anka kuşuna benzetilmektedir. Ra her sabah ateşler içinde tekrar doğar. Ra Mısır'ın tek tanrısıdır ve diğer tanrılar Ra'nın parçalarını oluşturmaktadır. İlerleyen zamanlarda Ra erkek şekline büründü ve ilk firavun olarak yüzlerce yıl Mısır'a hüküm sürdü. İnsanlara verdiği yasaklar sayesinde her zaman iyi konuşurdu. Ama bir zaman sonra Ra'nın bedeni yaşlandı. İnsanlar ondan korkmamaya, kurallara uymamaya başladı. Arkasından gülmeye ve konuşmaya başladılar. Ra'ya bakın, kemikleri gümüş gibi, cildi altın gibi ve saçları lapis lazuli renginde. Bunları duymak Ra'yı kızdırdı. Ama insanların kurallarına uymayıp kötülükler yapmaya başlaması daha da kızdırdı. Ve yarattığı tanrıları Şu, Tefnu, Geb, Nut ve Nun'u çağırdı. Tanrı ve tanrıçalar görüşürken insanlık bundan habersiz hala Ra'yla dalga geçip kurallarına uymamaya devam ediyordu. Toplanan konseye karşı Ra, tanrıların en büyüğü beni yaratan Nun ve benim yarattığım tanrılar. Bir bakışımla ortaya çıkan insanoğluna bakın. Arkamdan neler çevirdiklerine, neler söylediklerine bakın. Bana onlara ne yapmam gerektiğini söyleyin. Çünkü tavsiyenizi duymadan insanoğlunu yok etmeyeceğim dedi. Nun ise, oğlum Ra, tanrılar yarattığı şeylerden çok daha güçlü ve kudretlidir. Öfkeli gözlerini onlara çevir ve onların yıkımını kızın tanrıça Sekhmet'e yolla. Ra cevapladı. Şimdi bile korku üzerlerine düşüyor ve çölün içine, dağlara kaçıyorlar, saklanıyorlar. Tanrılar, Sekhmet'le onlara bakışını yolla dediler. Ve tanrıların hepsi Ra'nın önünde alanları yere değecek şekilde diz çöktüler. Böylece Ra'nın gözündeki korkunç bakıştan tanrıçaların en sert ve en kızgın olan Sekhmet doğdu. Bir aslan gibi avura koştu, Ra'nın emrettiği gibi aşağı ve yukarı Mısır'a geldi. Ra'yı hor gören, kurallarına uymayan herkesi Nil'in iki yakasındaki dağlarda buldu ve katletti. Ra tepelerin üzerinden baktı ve Sekhmet'in yaptıklarını gördü. Onu yanına çağırdı. Gel kızım, bana emirlerime nasıl uyduğunu anlat dedi. Sekhmet korkunç aslan sesiyle ve kurbanlarının gözyaşına benzeyen sesiyle bana verdiğin hayatla insanlıktan intikamını aldım ve kalbim sevinçle doldu diye cevapladı. Bundan sonra geceler boyunca Nil insanlığın kanıyla kırmızı aktı ve Sekhmet kırmızı ayaklarıyla Mısır'da dolaştıkça Mısır'ın tüm toprakları öldü. Ra son bir kez yeryüzüne baktı ve her ne kadar kendisine isyan etmiş olsalar da insanlığa karşı kalbinde bir acıma oldu. Ama zalim tanrıça Sekhmet'i hiçbir insan durduramazdı. Hatta Ra'nın kendisi bile durduramazdı. Ancak Sekhmet'i öldürmekten kendi isteğiyle vazgeçmesi lazımdı. Ve Ra bunu anca bir kandırmacayla başarabileceğini biliyordu. O da buyurdu. Benden önce gölgeler gibi sessizce ve fırtına rüzgarlarının hızıyla yeryüzünde ilerleyecek habercileri çabucak getirin. Bunlar getirildiğinde onlara şunları söyledi. Nil'in kayaların üstünden şiddetle aktığı ve ilk katarak adalarının arasındaki yere hızla gidin. Elefantin adı verilen adaya gidin ve bana kırmızı toprak boyası getirin. Haberciler hızla gitti ve kan kırmızı toprak boyası ile birlikte Heliopolis'e geri döndüler. Heliopolis, Ra'nın şehri. Taş obeliskleri tıpkı parmaklar gibi güneşi işaret ederdi. Onlar şehre geldiğinde geceydi ama bütün gün Heliopolis'in kadınları Ra'nın onlara emrettiği gibi bira yapmıştı.
Ra 7000 kavanoz bir anın onu beklediği yere geldi. Diğer tanrılar da onunla birlikte geldiler. Onun bilgeliğiyle insanlığın kurtuluşunu görebilmek için. Elef'in kırmızı boyasını arpa birasıyla karıştırın dedi Ra ve yapıldı. Böylece bira ay ışığında insan kanı gibi kırmızı renkte parladı. Ve şimdi Sekhmet'in gün doğumunda insanları öldürmek için gittiği yere götürün dedi. Hala geceyken 7000 kavanoz bira alındı ve tarlaların üzerine döküldü. Böylece yer derin bir şekilde güçlü bir birayla kaplandı. Gün doğduğunda korkunç olan Sekhmet geldi. Kurbanlarının düşüncesiyle heyecanla geldi. Ancak yeri sular içinde buldu. Etrafta yaşayan hiçbir şey yoktu. Ama kan rengi bir ayı gördü ve bunun gerçek kan olduğunu düşündü. Kendi katlettiği insanların kanı. Bunun düşüncesiyle sevinçle kahkahalar atmaya başladı. Onun kahkahaları öldürmeye aç bir aslanın kükremesi gibiydi. Gerçekten kan olduğunu düşündü ve bir ayı içmeye başladı. Gün boyunca bira içmeye devam etti. Bira onu etkilemeyi başardı ve kimseyi öldürmedi. Nihayetinde Ra'nın beklediği yere geri döndü ve o gün tek bir adam bile öldürmedi. Ve Ra, insanoğlunun bu tutumu karşısında saltanat kayığıyla birlikte başka bir boyuta geçti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mısır mitolojisi ile alakalı videonun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.